Kendilikle ilgili eğitimleri almış ve ardından çok sayıda maçta görev almıştır. Yeğenim Kutay Güven'i buraya davet etmek istiyorum. Sayın Bakanım, saygıdeğer konuklar, çok güzelsiniz, hoş geldiniz. Sayın Bakanımız, Doktor Mehmet İlmik Güler'i nazik davetiyle sağ olsun teveccüh gösterdi, bizi davet etti. Ordu ile ilgili yaptıklarını izleyince başım döndü. Dolayısıyla oradan başlayalım bence. Hala ikisinden çıkamadım. Çıkamadık, %100 doğru. Önce Sayın Bakanımız başta olmak üzere Ordu Büyükşehir Belediyesi'ne çok teşekkür ediyorum. Ordu halkına çok teşekkür ediyorum. Yani inanılmaz güzel, keyifli bir iki gün geçirdik. Çok güzel bir şehir. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Ben Ordu'ya yabancı değilim. Ordu Spor'un çok maçını yönettim geçmişte. Biraz da bilenler bilir, uğurlu hakemlerden biriydim. Ordu Spor kolay kolay mağlup da olmuyordu. Bazı hocam neden acaba? Bazı hakemlerin şansı tutar. Neden o uğur? Bazen... Başladı. Üzerime böyle geliyor. Hiçbir programdan önce. Tabii biz konuşmuyoruz. Herkes diyor ki, bizi izleyenler, özellikle takip edenler. Diyor ki, ya siz maçları veya programdan önce konuşuyor musunuz? Asla konuşmayız. Zaten konuşulacak bir insan değil yani program harici. Ama mecburen gezmek zorunda kaldık. Birkaç gündür beraberiz. Biz gereği tabii çok ülke geziyoruz. 55-60 ülkeye gittim. Burada Faroe Adaları'nı gördüm Ayvası'nda. Fransız sahil şeridi var. Ona benzer bir sahil şeridi. Yamaç paraşütü var. Kayak başlamış. Yani dünyanın çeşitli yörelerinden ne kadar güzel mekan, yer varsa hepsi Ordu'da toplanmış gibi. Size çok teşekkür ediyorum. Siz teşekkür ederim. Yani, işin içinde bir psikoloji vardı, spor vardı, edebiyat vardı, müzik vardı, her şey vardı. Dolayısıyla çok kaliteli bir toplantı oldu. Çok şey kazandık. Çok teşekkür ediyoruz ama bunu saymıyoruz. Gene bekliyoruz. İnşallah. Evet, Tarık Üstün Beyefendi'ye şimdi çiçek ve teşekkür plaketi takdim ediliyor. Sağ olun Sayın Bakanım, çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet. Mehmetkar Mutlu, moderatörümüz, teşekkür ve çiçek takdimi yapılıyor kendilerine.